Farzand insanın hayatına bir güzel ifarlar alıp kredigen bir müşkide. Mesela ata hayat taşlardan harap çerçeveyi gayetken de bir laksa farzandı bulan oynasa, onu bağırıge bassa, bütün dünyanın gam anduhları onu terk eder. Farzand peygamberler Allah'tan sorgen merhamet. Allah'tan tırnak sorup dua kılışkenler hakkında köpüştükemiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle özünün kitabında bizge etedi ki dünya hayatının namastıydı, ziynatı deyip tilge alınadı. İlahi bir tuhfadır. Yakup aleyhisselam farzandını dağda yaş tokuğurup gözlerinin nurudan ayrıladı, kör bo'lib qoladi. İki alamning sarvari bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam esa qalblari ne kadar kuchli bo'lishiga qaramasdan o'g'illari vafot etganda hasrat yoshlarini to'kadi. Biz hozir aytdikki, farzand buyuk ne'matlardan biri dedik. Şimdi Allah Azze ve Celle atanıda bana şu büyük bir nimet hakkında elbette soraydı. Her bir atanı o farzandı için yaratken ve razzak bolgen zatının huzurunda cevap verir. Belki kuyudaki savallar berilişi mümkün. Ben o savallarda hazır rinketin terişki hareket kılaman. Uning ne'mati uchun, bu ne'mat uchun shukrona keltirdingizmi? Yoki hayvonlarim ko'payib yotibdi-yu, biz ham ko'payapmiz dedingizmi? Bolalaringizni tarbiya qildingizmi? Degan savol ham berish mumkin. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, mana hayvonlar ham bolasini tarbiya qilmasa ham yurib o'zi katta bo'lyapti-yu, men ham shunday qildim deysizmi? Haq yo'l haqida, Allohning yo'li haqida dini hakkında haber verdiniz mi? Balagat yaşı yetkende kılıç gereği bu genişlerde düşündürdünüz mi? Roza tutuş gereği hakkında agahlantırdınız mi? Eğer kız bala bulsa uydan köçeye çıkıyorken de avratlarını belirtip çıkış gerekliğini ettiniz mi? Allah'ın aldıdaki burçlarını aday çıkıp çakırdınız mi? Yok. Bu savallar verilse gereği dendi. Maktab va universitetlardagi imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishi, hayotda omadsizliklarga uchramasliklari uchun necha marotaba tinimsiz ogohlantirganimiz aniq. Ogohlantirishimiz aniq. Bunga diqqat qilishimiz aniq. Lekin yuqorida aytganlarimizga ham diqqat qilyapmizmi? Ular haqida ham ogohlantiryapmizmi? To'g'ri kiyinish, to'g'ri ovqatlanish, o'ziga munosib bir inson bilan turmush qurish. Mana shular mashinali bo'lish, bular haqida o'qitirib, ogohlantirib kelganimiz aniq. Ammo dunyo hayotiga oid bu singari yo'l-yo'riqlar bilan bir qatorda Allohning imtihonidan munosib o'tishlari qiyomat kunida zarar ko'rganlar qatorida bo'lib qolmasliklari ahiret azabıge düçar bulmasdikleri ve tarazıda hayırlı amallar pallası ağır gelişi için onlarını agahlantırdıyız mı? Yok. Agahlantır yapmaz mı? Yok. Onlarının libasları, tamamları, oruncaylarına itibarı karadı. Kençelik, namazlarına, birkinli yürüyüşlerine, Kur'an okuşlarına itibarı karadı yapsız mı? Yok mu? Karadı yapmaz mı? Yok mu? Taqqosla yapmızda hazır. Bu savollar bir kitobdagi bir qaysidir bir adibni tasavvuridagi mahsul emas, bu fantastik narsalar emas. Bu savollar o'z farzandini noto'g'ri tarbiyalagan har bir ota-ona qiyomat kunida javob berishi muqarrar bo'lgan savollardir. Bir xato qilsak, xatolar haqida so'ralamiz.
Bu dünyada hem bu dünyada. Allah Teala Tahrim Suresi de, Suresinin 6. ayeti de, ahli ayalı ve farzantlarına talim terbiye veriş doğrusu da, bizi islatıp otken, şimdi edip, merhamet kıladı. Ey iman keltirgenler, özingizni ve ahli ayalingizni yakılığısı adamlar o taştan bo'lgan ottan, olovdan saqlang. Yani ey adamlar, ularga kimga? Turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringizga. Allohga itoat etish va sajda qilishni, kufr va gunohdan tiyilishni o'rgating. Ularni Allohni zikr qilishga buyuring shunda Allah sizni ham ularni ham cehennem olovidan qutqaradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar ki sizlarning har biringiz cho'ponsiz va har biringiz o'z suruv podangizga mas'ulsiz. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Biz bu mas'uliyatimiz haqida qanchalik oxirgacha tasavvurga egamiz, qanchalik tasavvurga ega emasmiz? Bo'ynimizdagi bu yukka qanchalik yukni qanchalik qabullaganmiz yoki qabul qilmaganmiz, mas'uliyatini qanchalik sezamiz va yoki sezmaymiz. Biz farzandlarni bir nuqtadan bir nuqtaga olib keladigan bir vositamiz, shubhasiz. Ular biz orqali bu dunyoga kelishadi. Va bizni yordamimiz bilan bir nuqtadan bir nuqtagacha keladi. Lekin kunlardan bir kun keladiki biz hech bir shaklda ularning hayotiga daxl qila olmay qolishimiz mumkin. Va ular o'sha biz bilan birga kelgan nuqtasidan keyin hayotini qanday davom ettiradi degan savolga bizda qanday javob bor? Halol, pok, pokiza davom etadimi va yoki yiqilib qolishi mumkinmi? Harom qarishga kirib ketib qolishi mumkinmi? Adashib ketib qolishi mumkinmi? Yuzimizni yerga qaratishi mumkinmi? Bo'ynimizni bukib qo'yishi mumkinmi? Mumkinmi, mumkinmi, mumkinmi? Nima bo'lishi mumkin? Bu savollarni biz o'zimizga berib ko'ramizmi? Farzanddan keladigan istiroblar og'ir bo'ladi. Odam har narsaga chidaydi. Bolasidan kelganga chidolmay qoladi. O'zini hayotiga kelgan ko'p narsalarga ham chidaveradi. O'zi kasal bo'lsa chidaydi ota-ona, lekin bolasi kasal bo'lsa chidolmay qoladi. Ich etini yeydi deydi-ku biz xalqimiz. Ich etini yeydi, ya'ni o'zini tamom qiladi. Ichidan chiriydi. Titilib ketadi ichidan. Biz ana shu farzandlar katta bo'lib o'zini hayotini o'zi bir shaklda yashaydigan kunga ularni tayyor bir holatga olib keldikmi? Agar bu tayyor holatga olib kelmagan bo'lsak, biz nima deb o'ylayapmiz? Ular qanday qilsak ular o'sha kunga tayyor bo'lishadi? Bu vahshiylardan iborat, vahshiyliklardan iborat hayotni ko'chasiga shunday qo'yib yuborgan paytimizda ular o'zini himoya qila oladimi, dinini himoya qila oladimi, iymonini himoya qila oladimi, hayotini, iffatini, orini, nomusini, latofatini, har narsasini, ishonchlarini himoya qila oladimi? Yoki qila olmaydi. Bu savollarni biz o'zimizga beryapmizmi? Biz vazifamizni Alloh bizga buyurganidek qila olyapmizmi? Yana aytamiz, A nuqtadan B nuqtaga tug'ilgandan boshlab o'zini bir shaxsiy hayotini yashaydigan kunga olib kelgunga qadar biz vazifamizni bajaryapmizmi? Ularning kelgusi hayotda yiqilib, surilib, balchiqlarga botib, qonlarga bulanib, yomonliklarga, razilliklarga, naslarga bulanib yashashidan saqlaydigan yo'llarni o'rgatyapmizmi, yo'qmi? Bir so'z bilan aytganda, mana shu savollarni siz hammamiz ham bugun
özümüzge berip korsak yaxşı bolad. Bu korsatuvni ham mana shuning uchun tayyorladik. O'zingiz ehtiyot qiling. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Yo'llaringiz ravon. Yaratganing doimo panohida bo'lsin. Assalomu alaykum.